Arkadaşlar merhaba, kurumsal TYT7'nin tarih sorularını cevaplıyoruz. Birinci soruda demiş ki, Türkler iklim ve arazi şartlarından dolayı genellikle at, koyun, sığır, deve gibi hayvanlar yetiştirmişlerdir. Bozkır şartlarının gereği olarak yaz aylarını yaylak denilen yüksek yerlerde, kış ayları ise kışlak denilen antrak yerlerde geçirmişlerdir. Türklerdeki bu yaşam tarzının sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Yukarıdaki bilgi de bize Türklerin yarı göçebe yaşam tarzından bahsetmiş ve bunun sonucunu istemiş. A şıkkına bakıyorum. Tahıl üretme taşlarını kullanmaları yerleşik yaşama ait topluluklarda görülen bir özelliktir. Göçebelerde görülmeyen bir özelliktir. Sulama kanalları açmaları, sulama kanalları gene yerleşik topluluklara ait bir özelliktir. Göçebelerde görülmeyen bir özelliktir. Taşınabilir eşyalar ve sanat eserleri yapmaları göçebelere ait bir özelliktir. Saban demirleri ve oraklar kullanmaları bunlar tarım aletleri olduğu için gene yerleşik topluluklara ait bir özelliktir belirli hanedanlar tarafından yönetilmeleri, göçeme ya da yerleşik olmaları belirli hanedan tarafından yönetilmesiyle bilgisi yoktur. Bu devletlerin tamamen siyasi yapısıyla ilgilidir. Bu ise yaşam şekilleriyle ilgilidir. Şu durumda cevabımız C şıkkıdır. İkinci soruda Gazze halkının çoğunluğunun Afgan, Hint, Fars ve çeşitli Türk boylarından oluşması Gazze devletini siyasi, askeri, kültürel ve toplumsal yönden etkilemiştir. Gazze'ye ait aşağıdaki özelliklerden hangisi bu etkiye kanıt olarak gösterilemez demiş. Yukarıdaki bilgi de bize Gazze'lilerin çok uluslu özelliklerinden bahsetmektedir. Aşağıda da ona dair herhangi bir şey olmamasını istemektedir. Bakalım şıklara. A şıkkında ordunun farklı topluluklardan oluşması demiş. Farklı topluluk dediğine göre çok uluslu yapıdan bahsetmektedir. Kabul ederiz. Çok uluslu bir toplum yapısının görülmesi kesinlikle doğrudur. Zaten vurgulamış. Hükümdarların halife tarafından verilen ünvanları kullanması bu siyasi bir özelliktir. Sosyal yapıyla, toplumsal yapıyla kesinlikle ve kesinlikle bir ilgisi yoktur. Şu anda cevabımız C şıkkı gibi görünmektedir. Sarayda Türkçe, bilim dili olarak Arapça, edebiyat dili olarak Farça kullanılması farklı uluslardan meydana geldiğini zaten göstermektedir. Çünkü farklı uluslarda genellikle birden fazla dil kullanılmaktadır o dönemlerde. Devlet yönetiminde farklı etnik demiş. Farklı etnikten de zaten anlayabiliriz. Çok uluslu bir yapıya sahip olduğunu. Şu anda cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü soruda Tarih öğretmeni Çetin Bey'in Osmanlı tarihi ile ilgili sorduğu bir soruya Halit Osmanlıcılık düşüncesinin hayata geçmesi, Tarık halkın yönetime katılması, Gül tazimat döneminin sona ermesi şeklinde doğru cevaplar vermişlerdir. Verilen cevaplara bakılarak Çetin öğretmenin öğrencilerine aşağıdakilerden hangisini sorduğu savunulabilir. Eğer halk yönetime katılıyorsa Osmanlı Devleti'nde ve tanzimat dönemi sona eriyorsa hangi dönem başlamıştır deriz. Kesinlikle meşrutiyet dönemi başlamıştır deriz. Meşrutiyet eşittir. Devletin yönetim biçiminin kesinlikle değişmesi deriz. Yani yönetim biçiminin değişmesi demek rejim değişikliğinin sonuçlarıdır deriz. Cevabımız A şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda Mustafa Kemal'in Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatırken aklından milli egemenliğe dayalı bir devlet yapısını kurmak vardı. Ancak savaş döneminde kongrelerde ya da TMM'de bu düşüncesinden açıkça bahsetmemiştir. Bunun temel nedeni, ana nedenini biliyoruz aslında arkadaşlar. Milli mücadelede öncelikle hedefimiz vatanı kurtarmaktı. Vatanı kurtarmak olduğu için içeride birlik ve beraberliğin bozulmasını istemiyor. Aynı zamanda meclis içerisinde bulunan saltanat taraftarlarının tepkisini çekmek istemiyordu. Soru bizden ne istiyor? Mustafa Kemal'in bu tutumunda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz demiş. Önceliği vatanın düşman işgalinden kurtarılmasına vermesi kesinlikle etkilidir. Az önceki söylediğimiz uyuyor zaten. Milli birlik ve beraberliğin bozulmasını istememesi kesinlikle gene etkilidir. Meclise saltanat yanlısı milletvekillerinin olduğunun bilinmesi kesinlikle doğrudur. Anlaşma devletlerinin milli harekete tepki göstermesi bu durumun anlaşma devletleriyle yani itiraf devletleriyle yakından uzaktan ilgisi alakası yoktur. Tamamen iç politikayla içerideki birlik ve dayanışmayla ilgisi vardır. Şu anda cevap cevabımız D şıkkı olarak görülmektedir. E şıkkına bakıyorum. Meclisteki gruplaşmaların büyümesini engellemek istemesi aynı şekilde birlik ve beraberliğin bozulmasını engellemek istememesinden dolayıdır. Cevabımız kesinlikle D şıkkıdır. Beşinci sorumuzda Şeyh Said İslam isyancıların İslamcıların Cumhuriyet Fırkası'nın Parti dini inançlara saygılıdır ilkesinden cesaret alması etkili olmuştur. İsyan, Şeyh Said ve arkadaşlarının Din elden gidiyor propagandasıyla başlamıştır. Bu bilgilere dayanılarak şehzade isyanının çıkışında durumlarından hangilerine duyulan tepkinin etkili olduğu sanılabilir. Yukarıdaki bilgiye baktığımız zaman zaten din vurgusu ön plandadır. Şıklara göz attığımızda, Birinci şıkkımızda demiş ki teokratik düzenden layık sisteme geçilmesi kesinlikle din faktörü etkili olduğu için din elden gidiyor propagandası yapıldığı için teokratik düzenden laik sisteme geçilmesi tepkiye neden olmuştur diyebiliriz. Biri doğru olarak kabul ediyoruz. İkiye baktığımızda çok partili yaşama geçilmesi çok partili yaşama geçilmesiyle şu durumu şehzade İsyan'ın herhangi bir ilgisi alakası yoktur. Bunu da zaten yukarıda açık bir şekilde görebiliriz. Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi, sosyal devlet ne demekti? Halkını gözeten, halkı için çalışan devlet demekti. Yani sosyal devlet anlayışı benimsendiği için mi bu isyan çıkmıştır? Kesinlikle hayır. Cevabımız A şıkkıdır.